Kızlar yok mu? Şimdi bir tane oldu işte. Aysun'u Sema'yı sormuştum. Toplantı saat 2'de dememiş miydiniz? Tamam dedik, gelirler şimdi, ne sinirleniyorsun ki, gel otur. Hayır, ben kendim alırım. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Ben de şimdi çıkıyordum. Nereye gidiyorsun? Bir röportaja. Tamam. Sonra görüşürüz. Yüzüne karşı evet demeyi bile beceremiyorum. Benim gibi bir işi ne yapacaksın sen, ama en azından ilk adımı attım. Evlenmemiz için ne gerekiyor artık biliyoruz. Nasıl uyuyor? Yatağı, odası nasıl? Yanına hangi bebeği alıyor? Lütfen, kısa bir süre, fazla vaktini almayacağım. Çalışmak boşunadır. Ne yaparsan yap çıkarır dışarı. Uyurken yanına bebek almaz. Ama birinin mutlaka ona masal okumasını ister. En sevdiği masal hangisi? Dans eden pabuçlar. Yatmadan evvel muhakkak bir bardak süt içer. Genellikle sabahları uyanıp su ister. Bazı gecelerde kötü rüyalar görüp ağlayarak uyanır. O zaman yeniden uyuyuncaya kadar yanında birinin yatması gerekir. Teşekkür ederim. Onu ne zaman istersen görmeye gelebilirsin.
Aksini asla düşünmedim. Ben sadece... Sadece sert bir şey yapmana engel olmaya çalışıyorum Ahmet. Seni çok iyi anlıyorum. Bana kızmakta çok haklısın. Ama kızımızı düşünmek zorundayız. Sana bir şey sormak istiyorum Yasemin. Yeniden düşününce bunu çok merak ettim. Benimle neden kasabaya gelmedin? Rüya küçüktü. Belki her şeye daha kolay alışırdı. Belki de doğru zamandı. Neden? Hazırlandım. Rüyayı da hazırladım. Ama sonra bir şey öğrendim. Eğer seninle gelseydim, birini çok ama çok üzecektim. Hem de bizim için fedakarlık yapmış birini. Necdet'i. Onu yalnızca arkadaşım sanıyordum. Oysa... Demek bizi Necdet'i üzmemek için feda ettin. Ahmet öyle değil. Ben sadece sana hiç kimseyi üzmeden gelmek istedim. O zamanki şartlar başkaydı ama şimdi... Sen sakın Necdet'i üzme Yasemin. Ben kendi yolumdan gideceğim. Kızımın yatmadan evvel sütünü ben vermek istiyorum. Rüyanın sabaha karşı kalkıp suyunu getirmek... Ona bıkmadan, usanmadan dans eden pabuçları okumak istiyorum. Kötü rüyalar gördüğünde ona sarılmak. Hemen açacağını bildiğim halde onun küçücük ayağını örtmek istiyorum. Hızla büyüyor. Bunları kaçırmak istemiyorum. Artık senden hiçbir şey istemiyorum Yasemin. Ne benimle gelmeni... ...ne de kendini affettirmeye çalışmanı. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımı istiyorum. Ve bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen sakın Necdet'i üzme. Ahmet! Beni öylesine kırdın ki Yasemin... Artık karşında başka biri var. Artık sen bile onu değiştiremezsin. Öğrenciler rektörlüğü de işgal etti. Boykot ve işgaller diğer üniversitelere de dalga dalga yayılıyor. Bir hastaya suni kalp takılarak tıp tarihinde yeni bir çığır açıldı. Hacettepe'de toplanan doğum kontrol semineri basıldı. Ankara'daki boykotlar İstanbul'a sıçradı. İstanbul Üniversitesi'nde tam 15 bin öğrenci derslere girmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi öğrencilerin işgal ve boykotlara son vermesini istedi. Apollo 9'daki iki astronot 5. günde ay aracına geçti. Buyurun. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Necdet Bey. Nasılsınız? Fena değil. Buyurun, oturmaz mısınız? Size bir şeyler ikram edelim. Teşekkür ederim. Fazla vaktim yok maalesef. Ben Güzide ile konuşmak için gelmiştim. Güzide mi? Biliyorum, gelişimden hoşlanmayacak ama önemli bir mevzu var. Çağırabilirseniz. Yalnız Güzide buradan ayrıldı. Bütün çabanıza rağmen olmadı değil mi? Maalesef. Bir yere girdi mi acaba? Maalesef bu konuda da bir bilgimiz yok. Peki ev adresi var mı? Evet, ev adresini biliyorum. Bir saniye, ben hemen yazayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Ne istiyorsunuz? Kızını bulmaya çalışıyorum. Nedir bu kızın ailesiyle alıp veremediği?